Arkadaşlar günaydın herkese bol kazançlı bir gün diliyorum. Geçen hafta talep toplama işlemi biten Alves Kablo ve Obama Makarna'nın resmi sonuçları açıklandı. Hemen Alves Kablo ile başlayalım çünkü ilk önce o attı kapı. %5'inden fazlasını alabilen yatırımcı bulunmamaktaymış. Halka sonuçlarına göre yurt içi bireysel yatırımcıların tahsisat tutarının yaklaşık 2.2 katı. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan da 17,5 katı olmak üzere toplam 5,3 katı talep gelmiş. Arkadaşlar bu halk arıza toplam başvuru sayısı 2.923.626. Yani şunu anlayacağız ki artık 2.5 milyonla 3.5 milyon arası taleplere başvuru yapan bir yatırımcı kitlesi var. Bunun 2.870.616 kişisinin talebi karşılanmış. %80 yurt içi bireysel yatırımcıya, %20 de yurt içi kurumsal yatırımcıya verilmiş. Alves kabloda kaç tane dağıtım yapılmış diye baktığımız zaman 11-12 adet dağıtım yapılmış. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen geçelim bir diğer şirket Oba Makarnı'ya. Oba Makarnı'nda %5'inden fazlasını alabilen yatırımcı bulunmamakta. Halkar sonuçlarına baktığımız zaman Şirket paylarının arkadaşlar 96 milyon 336 bin 345 nominal değerli payların 4.9 katına denk gelen 472 milyon 215 bin 123 nominal değerli talep gelmiş. Bireysel yatırımcılardan 1.7 katı grup çalışanlarının tahsisat tutanının yaklaşık 1.2 katı ki burada şunu önemsiyorum grup çalışanlarının bile ee, fazla talepte bulunması güzel bir şey yurtdışı kurumsal yatırımcıların e, toplam 8.6 katı yurtdışı kurumsal yatırımcılardan da 3.4 katı talep gelmiş toplam talep adeti 3.474.419 talep gelmiş başvuru gelmiş bunun 3.388.824 adeti Karşılanmış 49 yurt içi bireysel yatırımcı, yatırımcılara yüzde bir grup çalışanlarına 45 yurt kurumsal yüzde beşte yurt dışı kurumsal sat, e, yatırımcılara tahsis edilmiş. Bu halk arzında sonuçlarına baktığımız zaman toplam 14-15 tane lot dağıtımı e, yapılmış öyle görünüyor. <laughs> Burada. Az talepte bulunan 11-12 tane alabilen Cihan, Caymaz ve Davut Durmuş var. Muhtemelen bunlar az talepte bulunmuş. Zira çoğunluk 14-15 tane lot dağıtımı yapılmış. Evet iki şirkette güzel şirket hayırlı uğurlu olsun. Muhtemelen bu hafta Çarşamba, Perşembe, Cuma günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlar. Resmi sonuçlar açıklandığı zaman kap haberlerinde zaten biz de zaten bizde paylaşıyoruz. Görüşürüz hayırlı günler.